Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni bir şekilde tekrardan bu şeylere başlıyoruz işte, raidlere. Raidler bunlar fazladan XP veren, hani 10 tane hakkınız oluyor. Bunları yenilemek için de kolezyuma girmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir şey, nasıl diyeyim, ya da şey, lalala, bugün konuşamıyorum, neyse. Şey, girdiğimiz zaman da hani bu Antak ve Haroa diye iki tane harita var ya. Bu iki haritadan Haroa'ya girdiğiniz zaman da Haroa'daki bossları keserek de yenileyebiliyorsunuz bunların hakkını. Ki çok da yenilemenize pek gerek kalmıyor. Çünkü 10 dakikada bir geldiği için, bir de hani içindeyken 3-4 dakikada içinde harcıyorsunuz raidlerin. Böyle yaptığınız zaman da 10 tane raid yaklaşık 130-140 dakikaya denk geliyor. Yani 3 saatlik bir per içinde yakın oluyor yani. Ekstra kesmenize çok gerek kalmıyor zindanlarla falan filan. Genelde zaten bu oyunun perleri 3 saatlik falan oluyor. 3 saat boş vaktiniz varsa giriyorsunuz, takılıyorsunuz, güzel bir para kasıyorsunuz falan. O tarz bir şey. Neyse, girdik buraya. Bu arada çok akıcı ya. Abi, telefonu değiştirdim. Harbiden bak, parasına umarım değer. Videoları çekeceğim. Daha kaliteli çeker mi bilmiyorum. Bu 30 FPS yapıyor. Bu videoları kaliteli yapmanın bir yöntemi yok mu? Hani şey olarak, görüntü kalitesi tarzında. İleride böyle beraber Discord'la beraber çektiğimiz videolar olacak, şeyler olacak. Discord'a o yüzden katılırsanız güzel olur. Yani şu an değil. Şu KPSS muhabbeti bir geçsin. Ondan sonra beraber Discord'lu mesela başka oyunlar, bu oyunda oynayacağız da. Bu oyunu ben büyük ihtimalle bırakamam da. Neyse işte. Hani Mobile Legends oynarız, şey oynarız. PUBG oynarız. Ne oynarız başka? Bir sürü oyun var. Wild Rift oynarız. Abi çok güzel lan. Çok akıcı. Neyse. Buraya geldik. Burada keseceğiz. Burası bayağı uzun bir zindan ama dümdüz gidiyorsunuz abi. Buranın kesmesi bir tık zor normalde. Bu şeyler yüzünden. Şu Valar'ı atanızı düşürüyor falan. Baya sıkıntı oluyor. Fear'ları var falan. Savaşçı için pek bir sorun olmuyor ama. Mesela burada Fear yersek biz de yatarız yani. Öyle söyleyeyim size. Antark'ın hero'larında Fear muhabbeti bir sıkıntı. Bakın, burada baya baya slot var. Şu an birkaç tanesi kesildiği için kaç tane olduğunu bakamadım. Büyük ihtimal 70 küsür slot olması lazım. Yukarıda yazıyor zaten kaç tane olduğunu. Şimdi takır takır kesiyoruz. Yani şu an yazmıyor. Şu an kesildiği için. Bakalım, bosslara geldik. Baksanıza abi, şu an ne kadar kasmışız, şey yapmışız. Gerçi gold setiyle kesiyoruz ama. Şu an ekran mı, parlaklığı mı azaldı? Allah Allah. Neyse, bunları kestik. Bakın, sonuncu geldi. Ben bu ikinci skill'i geliştirmiştim. Ha, burayı ölmeyiz herhalde. Neyse. Bakın şu Paladin bosslarında, tamam mı, her zaman zorlanırsınız. Gold setini bozmak istemediğim için zorlanıyorum gerçi de. Nedeni şu alanın içinde durursanız, hani hasar yediğiniz için falan değil. Buradaki Paladinler, yani Paladinlerin hepsi şu alan skill'i sizin atağınızı %10 düşürür. Yani atağınız kaçsa %10'u gider yani, öyle söyleyeyim. Bu da hani 1500 atakta 150 atak demek. 150 atakta hani ne kadar fazla fark ettirdiğini biliyorsunuz yani. Neyse, buranın toplamasına geçelim. Bakalım şeyimiz var mı burada. Toriumumuz var. Şurada bir şey olacaktı. Magic Ice Flower, evet. Mis gibi. Bunları alıyoruz. Lan Magic'ten de o 4 tane çıkmak ne? Neyse, sıkıntı yok. Bugün mutluyum. Abi şuna bakar mısın ya? Çok güzel. Neyse. Ben de sıkıntılar çekiyordum burada, biliyor musunuz mu? Neyse, boş verin. Sıkıntılarla sıkmaya gerek yok. Düzgünce oyunumuzu oynayalım abi. Burada yok. Toriumumuz var. Şey var. Bu arada bana yavaş gelmeye başladı oyun çok garip bir şekilde.
Normalde şey oluyordu böyle, buga giriyordu. Ha, geç geç diyorduk, şuradan zıpla bilmem ne uğraşıyorduk falan filan. Şu an her şeyi yapabildiğim için çok rahat bir şekilde. Ki tıkladığım yerde niye tıklamadı diyeceğim. Neyse hadi. Ben tıklayamamışım herhalde. Telefona da alışamadım da. Bakalım. PUBG'ye giriyorum abi. Direkt neredeyse öleceğim yani. Gerçi ligim düşük olduğu için şu an. Normalde hastaydı, 3-4 yıl oynamayınca Silver'a kadar düşmüşüz. Öyle olunca rahat rahat takıl. Bir dakika ya, yukarıda kalmış olmasın o. Şu an ben burayı hani sürekli topladığım bir yer değil. Gerçi burası şey, tepeye denk geliyor neredeyse. Oraya almışızlar herhalde. Ha yok yok. Üstte herhalde. Bakacağız bakacağız nerelerde varmış, ben de görüyorum şu an. Çünkü burada çok toplama yapılan bir harita değil. Toplamayı öylesine yapıyorum. Yani burada gelip de toplama yapmaya çalışmayın böyle uzun haritalarda. Kolay haritalarda toplama yaparsınız. Toplamanızı kasmak için. Yani tavsiyem haritalar toplama yapmak, hani demir için çok işe yarıyor ama diğerleri için o kadar işe yaramıyor. Ice Flower için mesela bana kalsa full yeşil set yap. Git şeyde topla. Haritada topla. Çok daha rahat toplarsın. Full yeşil hız seti. Yani full yeşil set deyince yani o buradaki toriumu gösteriyormuş. Tamam, burada başka bir şey kalmamıştır herhalde. Burada çok fazla bir loot yokmuş, yani toplayamıyorsunuz. Buranın görevini de teslim edelim. Bat diyelim, complete al. Buranın görevleri fena vermiyor. Buradan Rubin'izi 2-2 alıyorsunuz. Bunu da söylemeyi unutmayayım. Yani buradaki Haro'yu, Ay Antark'ı dönmeyecekseniz bile, üşeniyorsanız, bir şey yapıyorsanız, bunların kesinlikle şeylerini dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani raidlerini dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü her biri 8 rubi veriyor. 8 rubi de hiçbir yerden alamazsınız. Hani öyle söyleyeyim size. Bakalım. Ha bu arada şunu ben kullanmıyordum pek. Böyle haritayı daha rahat görebilirsiniz. Ama işte çok fazla okunmuyor. Gerçi bunda okunuyor da. Ekrana göre değişir tabi. Bu şekilde yaklaştırdığınız zaman da daha rahat görünüyor. Daha rahat okursunuz. O şekilde halledersiniz. Şu an biz neredeyiz mesela? Şöyle tıklayalım. Bu 93'ün yeri. 90 baskını bile burada yani. Beyaz haritada zaten baskın şeyi yok. En son baskın haritası burası. Yani en son baskını burada buranın. Antark'ın. Burayı da geçtik. Bu buz çiçeklerini biz satalım ya. Dur, satış ne? Dur ne ya. İşte burada işe yarıyor. Tık çekiyorsun abi. 30 level'e tıklıyorsun Ruven'e. Işınlanıyorsun. Bayağıdır girmediğim için her şey duruyor durduğu yerde. Action dedik. Buradan sel desek, materyale geldiğimiz zaman da 92 tane mi olmuş? Yo. Ben bunları depoya mı attım? Olması lazım çünkü. Biraz topladık da. Materyal. Buz çiçeği 943 tane varmış. Gerçi ne kadar satsak? Yani 900. Ya şöyle yapın bakın. Eğer hepsini alıp satmak istiyorsanız buraya kadar getirin. Bir taneyi geri bırakın, tamam mı? Bu bir taneyi geri bırakmanız size 10k ekstra vermenizi engeller. Bakın bunu kapatacağınız zaman da sıfıra kapatabiliyorsunuz. Yani o şekilde kullanırsanız daha rahat olur sizin için. Neyse, buradan buz çiçeklerin önce bir fiyatına bakalım. Şuraya ICE F yazdığınızda, F yazsanız bile yeterli. Direkt sadece şeyler çıkar, buz çiçekleri çıkar. Buradan 136 tanesini 170'e mi koymuş? Bu adam çok ucuza koymuş. 136 tane 170. Ciddi misin sen? Yeni koymuş bakın bu adam. Bakayım. Ben mi yanlış görüyorum? Ben bunu çekerim bu arada. Bakın bu şekilde çekip siz de satış yapabilirsiniz. Bakın başka öyle ucuz var mı? 1000 tanesini 2,5 milyona falan koymuş. Neyse biz de sell diyoruz. Bu çiçeğine geliyoruz. 1000 taneyi. 1000 taneyi direkt koymak aslında mantıklı değil. Şuradan ayarlıyorsunuz bu arada.
Bin taneye biz direkt yine koyalım. Hadi 1001 gece masalları olsun. Şuradan 1001'i ayarlayalım. 2, 3, 4. Direkt çekmek isteyen 4'e çeksin. Şey yapan da 250 bin bıraksın bize. Bu şekilde yapalım. Bunun satılıp satılmadığını da bu arada sonraki videolarda gösteririm. Yani büyük ihtimalle satılır. Teklif fiyatından satmayı planlıyorum. Yani 2 milyona koysam yine daha mantıklı olabilirdi bu arada. Yani şu şekilde yapsam kesin satılır. Artı onun fiyatı da yükselebilir. 4 milyona kadar satışı var bunun şu an. 4 milyona da çekebilirler. Belli olmaz. Şansımıza. Hadi deneyelim bakalım. Bunları da buradan görebiliyorsunuz. My Action dediğiniz yerden. Buradan satışlara bakalım yine. Bakalım unique itemimiz var mı? Yok. Burada da bir şeyimiz yok. Burada satabileceğimiz başka ne var? 37 naneyi hiç ayarlamadan direkt koyuyorum abi. Bakalım gidecek mi? Bu deneysel bu arada. Bazen satılır, bazen satılmaz. Belli olmuyor. Şu 33 taneyi de 100K'dan direkt koyuyorum. Aa, bakın bu şey oldu. Bir taneyi koyduk. Bu şekilde yaparsanız böyle bir tane kalıyor. Önce şunu ayarlamanız gerekiyor. 32 taneyi koydum. Neyse bu şekilde deneyeceğim. 4 tane deneyimiz var. Şu dolandırıcılık. Tamam mı? Şu an tıklama şeyi gözüküyor mu onu bilmiyorum. O yüzden söyleyeceğim. Şu sondan bir önceki dolandırıcılık. Bu şekilde olanlar oluyor. Fark etmiyorsunuz. Tıklıyorsunuz, alıyorsunuz. Bunu yapmayın. Ya, bu yaptığım da doğru bir şey değil de. Bir daha geri çekmek istemiyorum. Zaten parasını verdim. Parasını verdim dediğim şu 50K'nın %2'sini komisyon olarak kesiyor. Üstüne koyduysanız onun %2'sini komisyon olarak kesiyor. Mesela 2 milyonun %2 binde 20 10 binde lan bir dakika öyle miydi? Öyle olması lazım. Dur bir dakika. Şuradan bir ekipmandan bakalım. Bitgold 50K. Altta ne yazıyor? Ha, aynen. %2'sini kesiyor. Binde 20, 10 binde 200, 100 binde 2000, 100 binde 2000, 1 milyonda 20 bin. Yani 40 bin gold kesmiş şundan. Şu an benim hesap hatası falan yapmadım herhalde. Neyse. 40K gold kesmiş öyle yani o kadar. Neyse. Şurayı düzgünce anlatayım ya. Bak şimdi. Burada satış yapıyorsun ya abi. Satış yaparken sen şu sele geldin diyelim. Herhangi bir item koyacaksın abi. T4, M4 falan. Item önemsemeyin şu an. Şu üstteki fiyat sizin 2 gün içinde. Bak 2 gün kalacak bu. Tamam mı? 2 gün içinde adamların teklif edebileceği fiyatlar. Teklif ettikçe yükseliyor fiyat. Yani biri teklif bastı, biri diğeri teklif basacak. %10 %10 daha fazla basıyorlar mecburen. O şekilde de yükseliyor. Sonra buy gold dediği şey direkt adamın satın alabileceği gold. Yani adam mesela 2 milyona sattım diyelim. 2 milyona basıp anında alabiliyor bu buy gold muhabbetinde. Bu sell count muhabbeti itemlerde geçersiz. Çünkü hani 3-4 item aynı anda satamıyorsunuz. Ama materyallerden mesela nane satıyorsunuz. Kaç tane olduğunu falan belirliyorsunuz. Mesela 9 tane thorium var. Sell count'u burada yükseltebilirsiniz. Ama ekipmana geldiğiniz zaman da buradan bunu yükseltemezsiniz. Bu şekilde. İşte kaç tanesini? Toplu fiyata. Mesela burada 9 tane 100K'ya 50K. Burada bir tanesini 100K'ya 50K satıyor. Ona göre hesaplayın. Ona göre satışınızı yapın. Toplu satıştır bu. Tekli tekli değildir. Parça parça almayı biz önerdik ama bakalım umarım gelir oyuna. Çünkü o daha güzel olur. Neyse şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hem ilk videoyu ben de görmek istiyorum. Yani şu an bu telefon nasıl çekiyor? Çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Şuradan bir de hoşça kal yapalım size. Tık. Dur yakınlaştırmayı. Şu yakınlaştırmayı bir açayım abi. Bakın burada middle map ne alaka ya? Middle map'im onu olsun. Kamera zoom'u ona çekiyoruz. Tık. Ve size
Bir hoşça kal diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.